Kule var, kule var. Bu Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok'un diktiği Atatürk Cumhuriyet Kulesi. Bu da Atatürk maskesiyle siyaset yapan CHP'nin para kulesi. Kumpas bilmem ne, otobüs yandı, yok CHP, yok CHP'nin içi, bilmiyorum, geçin o işi. Millet o işi yemez. Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize. İmamoğlu para kulesiyle benim ilgim yok mesajı veriyor. Ancak dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu aynı görüşte olmasa gerek. Zira isim vermiyor ama doğrudan İmamoğlu'na hedef gösteriyor. Para alım satım, ihalelerle benim işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm de yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir. Cevap belli aslında. Zira para kuleleri skandalında İmamoğlu'nun sağ kolu diye adlandırılan 3 kritik isim başrolde. Kaftancıoğlu da aslında bu isimleri işaret ediyor. İmamoğlu'nun avukatı Turan Taşkın Özer, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın bağlantıları kime çıkıyorsa parayı da ona sorun mesajı veriyor. Bu durum son dönemde İmamoğlu'nun zihinsel kimyasını da bozdu. Onu hatırlamıyorum. Denizaltı ile kent yolculuğu hatırlamıyorum. Öyle bir vaadiniz var mıydı? Hatırlamıyorum. Tamam. Savcılık soruşturma yürütüyor. İfade verenler her ne kadar İmamoğlu'nu soruşturma dışında tutmaya çalışsa da verdikleri ifadelerde birçok boşluk ve şüpheli durum var. Elbette gerçekler bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Zira bu mesele siyasetin gündemine oturdu. Kurdukları işte bu çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Erdoğan gibi MHP lideri Devlet Bahçeli de CHP'deki kirli siyaset anlayışına tepki gösterdi. Ofislerde utanmadan, sıkılmadan, balya balya para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir. Zira demlenip PKK ile Kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir. CHP'nin trolleri aracılığıyla gündemi değiştirme çabaları da yetersiz kalıyor. Zira yerel seçim öncesi mesele gündemdeki yerini koruyor ve tüm yaşananlar milletin gözü önünde cereyan ediyor. Neyse biz konuyu yine kule meselesiyle bitirelim. Zira gözler İmamoğlu'nun üstünde olsa da Ankara'ya Atatürk Cumhuriyet Kulesi'ni kazandıran Altınok, rakibi Mansur Yavaş'a bir başka para kulesinin kaynağını soruyor. Şu an Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kampanyaya 2-2,5 milyar para harcıyor. Nereden buldu bu parayı? Yani bunun kaynağı neresi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün hazineden aldığı para 1 milyar 800 milyon. Diyor ki efendim CHP il teşkilatımız ödüyor diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş. Yani CHP bütün hazineden aldığı parayı Ankara'ya mı veriyor? Verse yine yetmiyor. Takdirde milletin olacak elbette.